Merhaba arkadaşlar, Dizi Kafası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için İngiliz kara mizah dizisi olan Tetov hakkında bilinmeyen gerçekleri anlatacağım. İyi seyirler. Tetov, yani The End of the Fucking World, bir İngiliz kara mizah dizisidir. 8 bölümden ve her bölümü ortalama 20 dakikadan oluşan film tadında bir dizi. 17 yaşındaki ergen James, annesi gözleri önünde intihar etmiş bir sosyopat. James, kedi köpeği öldürerek başlamış ve bundan daha fazlasını istemiş. Bir de Alyasa var. Hem annesinin hem babasının travmatik izler bıraktığı, yalnız ve asi bir genç kız. Alyasa küfretmeden ve birilerinin sinir bozmadan duramıyor. James'in okul arkadaşı ve potansiyel kurbanı. James'in Alyasa ile onu öldürmek için sevgili olmasını ve başlarının geri dönüşü olmayan belalara girmesini izliyoruz. Öyle alıştığımız kaslı yakışıklı adamlarla prenses gibi kızlar yok. Ergen iki ruh hastası var. Aileden gelen travmaların iki çocuğu nereye götürebileceğini, kaçmanın nasıl bir kavuşma olabileceğini anlatan bir hikayesi var. Sadece şu kadarını söyleyelim. Netflix'in en anarşist çifti onlar olsa gerek. Dizinin IMDb puanı ise 8.4. Netflix kullanıcılarından ise tam not aldı. Dizi aslında 2011 yılında çıkan Charles Forsman tarafından yazılmış bir çizgi romana dayanıyor. Gelelim James'in renkli kıyafetlerine. Genellikle onun ruh halini yansıtmak için kullanılmış, dizi boyunca çok farklı kıyafetler giyerken gördük. Görünüşe göre bu James'in ruhunun durumu hakkında bilinçaltı bir mesaj göndermek isteyen senaristler tarafından kasıtlı yapılmış. Başrol oyuncuları dizideki karakterlerinden çok daha yaşlıdır. Genel olarak oyuncuların ekrandaki karakterlerinden biraz daha yaşlı veya daha genç olması alışılmadık bir durum değil. Yaşı tam olarak doğru yapmak oyuncuları ekranda nasıl göründüğüyle daha çok ilgilenen yapımcılar için bir öncelik değil. Bununla birlikte başrol oyuncuları Jessica Barden ve Alex Lafter ekrandaki karakterlerinden çok daha yaşlılar. Her ikisi de 17 yaşın oynamasına rağmen Barden 28 ve Lafter ise 25 yaşındadır. Yapımcılar James ve Fritöz hakkındaki sahneyi sonradan yarattı. Dizinin hayranları James'in daha gençken elini Fritöz'ün içine koyduğunu gördüler. Ancak bunu Netflix yapımcıları ekledi ve bu olay orijinal çizgi romanda yaşanmıyor. Bunun yerine Forsman'ın metninde James'in elinin bir mutfak lavabosu çöp öğütücüsünde kaldığını yazıyor. Ciddi bir yanın daha uzun süre olduğunu ve James'in ruh halinin kalıcı bir görsel hatırlatıcısı olduğunu istedikleri için bu sahneyi eklediklerini düşünüyorum.